çıyon 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 çıyon. Al işte kırmızı belon urban çıyon. Vurdum müpten sonra İngiliz'i çıyon 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 çıyon. Kız niye aldın kız babanın tüfeğini? Ha? Çek şunu. Doludur moludur falan bir sakatlık çıkarma kız. Oyuncak değil o. Çek diyorum. Bana bak, şeytanın dolum tesislerinde el değmeden doldurulmuştur. Ondan sonra gazetelerin üçüncü sayfalarında cesetler halinde basın. Tamam mı? Çek şunu. Ya ne var kız anne? Tuzunu almak için çıkarmıştım. Azıcık da oynuyorum işte, ne var? Sıtıka bana bak. Tozunu almak için başka bir şey bulamadın mı ha? Çek diyorum, oyuncak değil o Sıtıka. Ne var ya, çok sevimli şirin bir alet bence. Ya şu parçacıkların ismi ne hoş mesela. Horoz, arpacık falan. Ya sıcak bir hava veriyor biliyor musun bu cık iki? Seni çamaşır makinesinde, otomobilde falan böyle sonu cıkla biten sevimli bir parçacık biliyor musun ha? Karbüratörcük, bujicik, krank miciği falan. Yok öyle bir şey tabii. Sezercik, ayşecik, sığırcık falan. Bunlar sevimli şeyler. Arpacık da öyle tabii. Acık kafayı yedin sen galiba Sıdıka. Bırak o tüfeği canım. Aa, yani pilavın yanına komposta cacık falan yap ya. Ev normale dönsün. Bana bak. İnsanda da köprücük kemiği vardır. Hani kırılırsa çok kötü olur. Vallahi ben bu komposta ve cacık işine biraz karşıyım. Yani bence pilavın yerine sade yoğurt da olabilir. Yine de babamdan sonraki otorite olarak siz bilirsiniz değerli anneciğim. Yani cacık konusundaki düşüncelerinize saygı gösteriyorum. Yalnız elimdeki tüfeğe de dikkatinizi çekerim. Yani 2000'e şöyle şunun şurasında ne kaldı ki 3 yıl. Ben modern bir ev kızıyım. Yalnız bu sarımsak kokusu benim biraz elimi ayağımı birbirine dolaştırıyor. İnsanın eli ayağı birbirine dolaşınca böyle kazan Allah muhafaza tetiğe kıt diye basabilir. Tabii kızım, doğrudur Sıdıka. Yoğurt, yoğurt. Yoğurt mu dedi? Ay, tabii Sıdıkacığım, sayın kızım. Yoğurt ama yani isabet buyurdunuz tabii siz. Ay, ailemiz böyle henüz cacığa müsait değil. Hem evde kuru nane ve maydanoz da yok. Ay, dereotu da yok. Ay, tabii cacık bünyemize ters gelir Sıdıka. Ayrıca unutmayalım ki o batılı ülkelerde... Sıdıka ver artık, ben bunu yerine asayım çocuğum. Ver şunu bana. Asacağız tabii. Asmayalım da besleyelim mi? Yalnız zamanı var. Ben önce şu tüfeğe birazcık yağlayayım. Ha? Bak Sıdıka, sen yorul. Ben yağlarım. Ha? Bırak, ver yavru bir tane. Bırak gel. Arkanda ayı var. Bak. Beyhude. Böyle klasik bir numarayla tüfeği elimden alacağınıza tek başına gümrük birliğine başvursaydınız daha başarılı olurdunuz değerli anneciğim. Bu saatte evde ayı falan ne arası be? Evimizin kadrolu ayısı abicim şu an bilardo oynamaya gitmiştir. Katiyen bu saatte gelmez. Ayı deme abiye. Veya istersen de. Hay, yani gerçi andırıyor Allah için Sıdıka. Hay, ben ona genellikle yürüyüşünden dolayı ördek falan derim ama bu daha isabetli bir kelime. Yavrum, kızım. Ha. Yani bak, ben sana bir şey diyeceğim Sıdıka. Buyur anneciğim, söyle, konuş. Ne de olsa ben sizin aranızdan çıktım. Sizin kızınızım değil mi? Hadi çekinme anne, konuş. Konuş. Sıdıka, çocuğum bak. Senin gibi böyle gelinlik yaşına gelmiş bir genç kızın eline abuk tüfek yakışır mı ha? Niye be? Geleneklerimizde var. Ne demişler? Alt, avrat, silah. Ben de anneleriyle bu modern dünyanın muhafazakar değerleriyle büyütülmüş bir aile kızı olarak... bu silah benim elime yakışıyor. Yalnız avrat kısmı biraz tert düşer. Yani avrat pek hoş değil. Herif lazım herif. Mirkelam'dan Tarkan'ı çağırmayı düşünüyorum. Önce cın zararları konusunda bir briefing vereceğim. Ya katiyen kötü bir niyetim yok. Yeter artık ama sen Sıdıka. Ha? Ya dur be. Bana bak, çek şu tüfeği diyorum sana. Ya. Eline tüfek geçirmiş anneyi böyle eve oğlan çağıracağım diye teklifler ya ediyor. Ya dur be. Kız bana bak, babaya bir briefing verip seninle ilgili vallahi gözünü oyar. O tüfekle de kafanı kırar. Ha? Gelsin tabii. Babam anlayışlı insandır. Buyursun. Ne konuşacaksa konuşsun. Hadi bakalım. Yürü.
Böyleyken böyle oldu Zekeriya. Delirdi yani senin bu kızın. Bütün gün vıdı 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 vıdı. Etmedik, rezillik bırakmadı. Bana bak, ters ters konuştu. Ev işlerini de ucundan tutmadı. Üstelik abisine de ayı dedi. Ne? Bana mı? Ulan bir kuş! Ay tabii böyle elinde tüfek. Hiçbir şey yapamadın bütün gün. Kaldır, kaldır. Anlıyorsun değil mi? Ay dedim akşama sen bunun hakkından gelirsin artık Zekeriya'cığım. He? İyi. Neticede tüfek elindeyse elindedir. Hadiseyi avartmamak lazımdır. Binaenaleyh biz kızımıza eline ne tüfek aldın demeyiz, denmez. Turbun bölüm hevindir. Olmuşsa olmuştur. Hadiseyi avartmamak lazımdır. Hadiseye fevkalade bir vakaymış gibi bakmanın kimseye bir yarar sağlamayacağı kanaatinde olup hüksüz altında buzağı araman abesli işgal olduğunu beyan ederim. Zekeriya, sen ne diyorsun be? Çaktırma, çaktırma. Kızın elinde tüfek var. Sabırlı ol, soğukkanlı ol biraz. Ara bulucu taklidi şey ediyorum. Belki tava gelir. Ha? Kız, arkanda ayı var. Ayı var. Nerede? Selen, tüfek çek ya. Canım, kurtulmaz mıyım ulan? Baba, vurdum. Kız, Sıdıka. Tamam ya Rabbim. Uyansana. Şşt. Sıdıka. Kız, Allah ya Rabbim. Bana bak. Anne, nasıl? Çok hasar var mı? Yok bir şey, yok yok yok. İyi işte, standart bir dayaktı diyebiliriz yani Sıdıka. Bana bak kız cadı. Ben gündüz sana arkanda ayı var numarası çekmedim mi? Ha? Ben yapınca kanmadın da nasıl oluyor baban söyleyince kandın? Eyyamcı kaltak, futbol federasyonu kılıklı karı. Aman anne ya, hayatımın geri kalan kısmı elimde tüfek sizi tehdit ederek geçirmeyecektim ya. Elinde sonunda silahı bırakıp o ilgili dayağımı yiyecektim. Hevesimi de almıştım zaten. Babam öyle söyleyince bıraktım gitti. Hadi sen git artık. Ben de azıcık yatayım uyuyayım, her tarafım sızlıyor. Tamam. Ama bak bu yaptığını bir köşeye yazıyorum yani eksi puan olarak Sıdıka. Hı-hı. Hani anneyi böyle gerzek duruma bir daha düşürmeyeceksin. Sana iyi geceler. Sana da. Mr. Günlük. Günlük güzeli. Sende uzaya ait dokümanlar var mı acaba? Bugün şöyle etraflıca bir düşündüm de uzay aslında üzerinde bayağı kafa yorulması gereken bir konu. Benim uzay hakkında bildiklerim ilkokulda öğretilen bir iki şeyle sınırlı. Bir de Uzay Yolu dizisinden yarım yamalak hatırladıklarım. Bizim toplum olarak uzayla aramız pek iyi değil galiba. Annem uzayla uğraşmamın sakıncalı olduğunu düşünüyor. Bildiğim kadarıyla astronot filan da yetiştirmemişiz. Buna rağmen zırt pırt UFO görülür memlekette. Her şeyde olduğu gibi uzay konusunda da işin magazin kısmına takılmışız. Bir uzay magazin programı olsa herkes seyreder eminim. Annem dedikodusunu yapar, abim uzaylılara maç teklifi götürür. İşin teorik kısmına bakan olmaz. Gel seni cama çıkarayım, birlikte yıldızlara bakalım.